Merhaba sevgili seyirciler. Yine bir Gökkuşağı programından sizlere merhaba. Bugün Medical Park Bahçeli Evler Hastanesi'nden Profesör Doktor Orhan Kocaman konuğumuz. Orhan Bey, sizin uzmanlık alanınız mide botoksu, iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanıyım. Evet. Ve obezite tedavisinde mide botoksu yöntemini uyguluyoruz kendi hastanemizde. Mide botoksu kilo verme, yardımcı kilo verme yöntemlerinden biri. Çok farklı kilo verme yöntemleri var tedavi olarak tıpta kullandığımız. Mide botoksu da özellikle son zamanlarda çok fazla kullandığımız ve hastaların çok talep ettiği bir tedavi modalitesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tedaviyi herkese uygulayabiliyor musunuz? Bu tedaviyi herkese uygulayabiliyoruz ama tabii ki kilo fazlalığında bazı birinci sıra tedaviler değişiyor. Mide botoksu tedavisi genellikle en ideal hasta grubunu oluşturan hedef kitle 15-20 kilo fazlalığı olan hastalarda ideal bir tedavi olarak, birinci sıra tedavisi olarak klinik pratiğimizde kullanıyoruz. Ama tabii kendi pratiğimizde kullandığımız, mide balonu gibi değişik yöntemler de var. Bunlardaki tabii hedef kitle farklı olmakta. Sonuç olarak mide botoksu obezitede hafif kilo fazlalığı olan hastalarda, ki hafif sınıflandırma olarak 10 ile 20 kilo arası diyebiliriz, kullandığımız ve etkin olarak sonuçlarını gördüğümüz bir tedavi yöntemi. Geri bildirimleri nasıl oluyor ve tekrarı gerekiyor mu bunun, yani kalıcılığı için bu süreç nasıl ilerleniyor? Tek bir seansta mesela bir seferde 10 kilo 20 kilo arası gidebiliyor mu, yoksa onun daha kalıcı olabilmesi için hastalarınızda? Şöyle, şimdi ben kendi hasta grubumuzla ilgili konuşayım, sonuçlarını konuşayım isterseniz. Bizim son 3 ay içerisinde mide botoksunu uyguladığımız toplam 135 hastamız var. Ve Türkiye'de en çok mide botoksu yapan klinik olarak biz böyle bir başlığımız var bizim. Toplam 135 hastanın istatistiki olarak değerlendirmesinde kilo verme oranlarımızın %85'ler civarında olduğunu çok biz iyi tespit bir rakam. Ettik. Evet. Bu obezite tedavisinde gerçekten çok çok iyi bir rakam. Dolayısıyla biz kendi hasta gruplarımızda, obezite hasta gruplarımızda 10 ile 20 kilo fazlalığı olan hastalarda bu tedaviyi etkili bir tedavi olarak uygulamaktayız ve pozitif sonuçlarını görmekteyiz hali hazırda. Hastaların bu uygulamayı aldıktan sonra dikkat etmeleri gereken en önemli noktalar neler acaba? Yoksa normal hiçbir şey Şimdi bu tedavinin en önemli özelliklerinden biri, daha doğrusu daha cazip olmasını sağlayan en önemli özelliklerden biri, yan etkisinin olmaması. En azından evet, bizim kendi hasta grubumuzda böyle bir yan etkiyle, ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Günübirlik bir tedavi, hayatın içinden tırnak içerisinde bir tedavi olarak ben tanımlıyorum bu tedaviyi. Çünkü pilot arkadaşlarımız var, pilot hastalarımız var. Gelip bu tedaviyi yapıp aynı gün normal uçuşuna giden ve herhangi bir problem yaşamayan diğer meslek gruplarında da çok çok sayıda hastamız var. Dolayısıyla günübirlik hastane yatışını gerektirmeyen, ciddi bir yan etkisi olmayan ve iyi uygulandığında kilo verme açısından da etkili olan bir tedavi mide botoksu. Tabii şimdiki bir yaşam şekillerinde, yaşam alışkanlıklarında bu çok büyük bir lüks. Yani bu kadar kolay ve pratik şekilde hemen uygulanıp geri normal iş hayatına, normal günlük hayatına dönebilmen, yani anneler için de kesinlikle. Yani bir ev hanımını düşünün, evet, mesela ciddi bir ameliyat geçirdiğinde ne oluyor? İşte hem sosyal hayatı hem kendi kişisel hayatı açısından çok ciddi bir takım sıkıntılarla, evet, karşılaşabiliyor. Obezite tedavisinde mide botoksu başlığı altında hakikaten çok ciddi bu anlamda avantajlar görüyoruz. Tabii şunu vurgulamakta fayda var. Bir tedavinin başarılı olabilmesi için hangi hastaya, hangi koşullarda ve hangi hedefler gözetilerek tedavinin yapıldığını anlatmak kesinlikle çok önemli. Dolayısıyla siz mesela çok morbid obez dediğimiz, işte body mass indeksi 35'lerin üstünde olan, işte 200-300 kilo olan hastalara bu tedavi uyguladığınızda zaten başarısız olacağı muhakkak. Dolayısıyla iyi tedavi demek,
iyi hasta grubunu tespit edip faydalı olacağı hasta grubunda uygulamak demek. Bu hem hastayı hem hekimi mutlu eden bir sonuca bize ulaştırır. Dolayısıyla bunları biz kafamızda tasarladığımızda, hasta bize geldiğinde ve böyle bir talepte bulunduğunda mutlaka hastanın eşlik eden diğer hastalıklarını sorgulama, hastanın kilosuna sebep olabilecek ikincil bir takım faktörlerin olup olmadığını tespit etme ve en nihayetinde en uygun olan tedaviyi hastaya hedefler doğrultusunda anlataraktan bir klinik pratik oluşturma çok çok önemli. Bu şu açıdan biraz daha açarsak daha aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Mesela hormonal bir takım rahatsızlıklar var kilo fazlalığına sebep olan. Siz eğer hastaya herhangi bir yardımcı kilo verme yöntemini uygulayıp bu ikincil olarak obeziteye sebep olabilecek hastalıkları görmezden gelirseniz veya işte tanıyamazsanız kesinlikle obezite tedavisinde başarılı olamayacağınız muhakkaktır. Dolayısıyla bunlar önemli. Yani hastayı sadece bir kilo fazlalığı veya teknik anlamda işte biz matematiksel olarak kilo verdireceğiz değil de hastayı etraflı olarak değerlendirme ve en nihayetinde eşlik edecek hastalıkları hem organik hem de psikolojik hastalıkları mutlaka işlem öncesi tespit etmek çok önemli. Yeme bozuklukları var mesela obezitenin temelinde bazı gruplarda. Dolayısıyla bu yeme bozukluklarının tespit edilmesi de yapacağınız tedavide başarı oranınızı arttıracaktır. Tam etraflı değerlendirme, etraflı değerlendirdikten sonra obeziteye sebep olabilecek hasta başlıklarını, hastalık başlıklarını tam olarak ortaya koyma ve en nihayetinde yardımcı kilo verme yöntemleriyle bunları birlikte uyguladığınızda başarıya ulaşmamanız için hiçbir sebep yok. Şu anda aklıma gelen bir soru var. İleriki yaşta insanlarda mesela onların bir mide ameliyatı falan geçirme mesela çok sıkıntılı oluyor. Hatta mümkün bile olmuyor. Ama kilo sorunu oluyor. Kilo sorunundan şeker hastası, yüksek tansiyon, genel yaşam kaliteleri zaten düşüyor. Daha çok hastalık tetikleyebiliyor. Öyle insanlar için, o yaş grubu için aslında çok kolay ve mükemmel bir işlem. Evet. Yani şimdi, doğru mu yorumlu düşünüyorum yoksa onun da... Doğru. Şimdi herkes ameliyat olma şansı yok. Yani bir ikinci olarak obezitede hakikaten tedavi başarısının olabilmesi için kısa bir zaman aralığına hedefin hapsedilmemesi lazım. Bu ne demek? Evet. Bu şu demek. Ben obezite tedavisini ve kilo vermeyi bir maraton koşusuna benzetiyorum. Bu bir maraton koşusu ama maraton koşusunda eninde sonunda belli bir uzaklığı koşuyorsunuz. Belli bir mesafeyi koşuyorsunuz. 6 kilometre, 10 kilometre her neyse. Ama obezitedeki bu maraton koşusu biz ölene kadar devam ediyor. Yani çok uzun vadeli bir maraton koşusu bu. Dolayısıyla ideal kilo verme hedeflerimizin de çok rasyonel ve tıbbi bir takım gerekçelere uygun olması gerekiyor. Ne demek bu? Yani ben bir ayda 12 kilo verdim. Bu çok hani bizim istediğimiz bir yöntem değil. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki çok hızlı kilo verme söz konusu olduğunda diğer organlarda bir takım problemler ortaya çıkmakta. Bunların en başat örneğini safra kesesinde taş ve çamur oluşumu oluşturmakta ki biz bunu bariyatrik cerrahi dediğimiz kilo verme yöntemi olarak kullanılan cerrahi yöntemlerden sonra ne yazık ki sıkça görmekteyiz. Dolayısıyla ideal aylık hedef verme, kilo verme hedeflerini biz 2-3 kiloyla sınırlandırıyoruz. Yani istikrarlı bir şekilde hedefe koyduğumuz bir kiloya ulaşana kadar ayda 2-3 kilo kadar bir kilo vereceğiz. Bunu istikrarlı bir şekilde vereceğiz. İstikrarlı şekilde verdikten sonra hedeflediğimiz kiloya ulaşacağız ve en nihayetinde bu kiloyu idame ettireceğiz. Başarı budur. Yoksa siz kilo verdiniz, tekrar kilo aldınız. Kilo verdiniz, tekrar kilo aldınız ki obezite ile ilgilenen hekim arkadaşlarımızın çoğu karşılaştığı çoğu problemleri oluşturan resim budur. Bu ne yazık ki başarıyı bize ifade etmez. Dolayısıyla ben hastalara hep şunu söylüyorum. Bakın diyorum. Biz tedavide başarıyı konuşurken ben size 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık bir hedef koymuyorum. Bu ideal belirlediğimiz hedefe ulaştıktan sonra ömür boyu idame ettirebileceğimiz ideal kilonun devamıdır benim için tedavide başarı. Çok dolayısıyla doğru. Dolayısıyla bunun sağlanabilmesi için de bir takım
ipuçlarımız var. Bir takım başvurmamız gereken somut hedeflerimiz var. Bunlar nedir? Balon tedavisi, botoks tedavisi, bariyatrik cerrahi dediğimiz obezite için yapılan bir takım cerrahi yöntemlerden sonra biz kilo vermenin süreklilik kazanması için yapmamız gereken en önemli değişiklik mutfak kültürümüzün değişmesidir. Mutfak kültürünüz değişmiyorsa verdiğiniz kiloları tekrar geri alırsınız. Aynı alışkanlığa geri dönüyorsun çünkü. Nedir bu? Çok pratik yöntemler var, pratik ipuçları var mesela. Tabağınızın porsiyonunun küçülmesi lazım, tabağınızın küçülmesi lazım. Göz evet, doyurmak var biz, bizim insanlarımızda. Ne yazık ki kendi yemek kültürümüzde bir sıkıntımız var. Evet, yani evet. Kendi yemek kültürümüzde çok kalorili yemekler yiyoruz biz. Özellikle ne yazık ki en çok yemek yediğimiz öğünü de akşamları oluşturuyor. Evet. Çünkü insanlar işte çocuklarıyla ailesiyle akşamları bir araya falan geliyor. Ve o tencere yemeği dediğimiz kalori bombası olan o yemekten ekmek tüm tabaklara konduğu zaman ve en nihayetinde sofrada tabii kalma süresini de işte bu kültürel özellikten dolayı uzattığımız zaman bir kalori fırtınasına tutuluyoruz ve en nihayetinde o bize kilo olarak geri dönüyor. Dolayısıyla yaşam kültürü, mutfak kültürü, yemek kültürü bunların değişmesi lazım. Hangi dönemde kilo verdiğimiz bu dönemde değişmesi gerekiyor. Eğer bu kültürü siz kendi hayatınıza hayat yapmaz iseniz o zaman ne oluyor? Tekrar bu yöntemlerle vermiş olduğunuz kiloları tekrar geri alıyorsunuz. Ki bu da ne yazık ki parsiyel dediğimiz kısmi bir başarı olarak hanenize yazılıyor. Halbuki bizim hedeflediğimiz hayat boyu ideal kiloya inme ve bunu sonuna kadar idame ettirme. Bunun için mutlaka hastaya obezitenin ne olduğunu anlatmak lazım. Bunun sadece belli rakamlarla oynama olmadığını anlatmak lazım. Ve en nihayetinde bu mutfak kültürünün değişmesi konusunda sürekli hastaların algılarının açık olması için sürekli belli aralıklarla eğitimde bulunmak lazım. Bu çok önemli. Evet. Yani bu gene başta anne babaya da geçiyor. Şimdiki zaman çocuklarımıza baktığımız zaman obezite çok küçük yaşlara indi. Çok küçük yaşlara indi. Hareket eksikliğinden, paketlenmiş gıdalardan beslenildiği için sürekli. Bunlara ufacık değişim, yani bir de insanlarda bir şey oluşuyor benim gözlemlediğim, böyle zayıf diyete falan girildiği zaman büyük projeler yapılıyor. Evet. Büyük projeler yapılıyor, tamamen birden beklentiye giriliyor. Ne oluyor? Kalıcılığı sürekli olmuyor. Çünkü insanlar çok fazla bir şey değiştirmeye birden başlıyorlar. Çabuk yoruluyor. Bir sıkıntı çıkıyor bir yerden, bir şey aksıyor, hop ne oluyor? Hepsini yıkıyorsun. İnsan olarak şöyle bir şeyimiz var bizim. Yani hepimiz pratik yöntemler istiyoruz. Yani öyle bir sihirli çubuk olsun ki bize değsin anında, efendim 10 kilo verelim, 20 kilo verelim. Hayır efendim. Obezite tedavisi çok basit bir tedavi değil. Evet. Bakın, mide botoksu kilo vermeye başlamak için çok ideal bir yöntem. Ama 10-15 dakikalık endoskopi süresi içerisinde midenin bir kısmını yapmış olduğumuz ve mide hareketlerinin yavaşlamasıyla birlikte tokluk süresinin uzadığı ve dolayısıyla daha az yemek yeme veya yemeğe oturduğumuzda daha az porsiyonlar yediğimizde doyma gibi bir takım etkilerin ortaya çıkarak daha az yemek yememiz, daha az kalori almamız ve en nihayetinde kilo vermemizi sağlayan mide botoksu iyi bir başlangıç. Ama her şey değil. İyi bir başlangıç yapmanın devamının gelmesi gerekiyor. Devamının gelebilmesi için de hastanın mutlaka eğitilmesi gerekiyor. Biz kendi kliniğimizde hastalara bu konuda obezite okulu başlığı altında eğitim veriyoruz. Çok güzel. Obezitenin ne olduğunu. Dolayısıyla başa çıkabilmek için uzun vadede ne gibi bir takım hayatımızda değişikliklerin yapılması gerektiğini biz bu okulda anlatıyoruz. Çünkü hastalığı sadece hekimin değil, hastanın da bilmesi gerekiyor. Aynen. Hasta kendi hastalığını bilmediği zaman sizin ona verdiğiniz tedaviler bir ezber olarak hastanın aklında kalıyor. Ama eğer hastayı hastalık konusunda bilinçlendirirseniz, hasta bu konu hakkında bilinçli olduğu için sizin tedavi konusunda söylediğiniz her şeyi daha iyi içselleştiriyor, daha iyi hayatında pratiğe döküyor ve en nihayetinde daha başarılı bir tedavi ortaya çıkıyor. Bizim de hedefimiz bu zaten. Mide botoksu bu anlamda hastaların günlük hayatını sekteye uğratmayan,
yan etkisi olmayan. En güzel tarafı da o. Evet. Yani yan etkisi olmayan. Çünkü çoğu şeylerin yan etkisi oluyor. Sonrasını düşünüyorsun, kalıcı nasıl olunur diye. Ama yan etkisi olmaması ve belki ondan işte bütün diğer ileri yaş gruplarına da kesinlikle yapılabiliyor. Ve en önemli özelliklerden bir tanesini burada mutlaka zikretmekte fayda var. Tekrarlanabilir olması, bu çok önemli. Korkmadan. Hayır, evet. Sıkıntısız. 6 ay sonra, evet. 4 ile 6 ay sonra bu tedaviyi tekrarlayabiliyorsunuz. 2 kez, 3 kez tekrarlayabiliyorsunuz. Bu diğer tedaviler açısından düşündüğünüzde çok ciddi bir avantaj olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla mide botoksu obezite tedavisinde son dönemde popülaritesi artan, iyi ellerde yapıldığı zaman ve önemli. Biraz önce ifade ettiğim eğitim kısmıyla birleştirileceği zaman hakikaten çok iyi sonuçlar, cevaplar alabileceğimiz bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Kısaca konuyu toparlarsak, o zaman mide botoksu size gelindiği zaman Orhan Bey, holistik olarak paket halinde hastayı ele alıyorsunuz. Evet. Yani sırf o işlem yapılmıyor. Diğer psikolojik görüşmeler mutlaka de oluyor. Beslenme bilgisayar üzerine. Görüşmelerimiz, psikolojik görüşmelerimiz, diğer hastalık eşlik edebilecek hastalıklar açısından etraflı bir değerlendirme. Bunların hepsi yapıldıktan sonra bunların hepsi havuza konuyor ve en nihayetinde hasta için en ideal tedavi yöntemi ortaya çıkıyor. O çok güzel. Uygun olan hastalar açısından da mide botoksu çok kısa süreli günübirlik bir işlem olarak uygulanıp hasta hemen takibe alınıyor ve en nihayetinde dediğim gibi çok iyi sonuçlarımız var bizim. Böyle sonuçların elde edilebilmesi için de bu şekilde bir tedavi birlikte programı uygulanıyor. Kişiye özel olması çok güzel tabii. Evet, kesinlikle. Yani botoks, tam mide botoksunu yapıyorsunuz. Diğer şeyler yine de kişiye özel yapılıyor. Çok güzel bir çalışma. İnşallah tekrar buluşuruz. Biraz İnşallah. Daha etraflı konuşabiliriz bu konuyu. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili seyirciler, bugün de geldik bir gökkuşağı programının sonuna. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.